Öncelikle kusura bakmayın. Malum havalarda da biraz fazla oldu. Enerji biraz düşük var ama onu toplarız. Ben neyi anlatacağım? Bütün gün blockchain konuştuk, bitcoin konuştuk. Onların aslında basit olacak gibi düşünüyorum. Nereye bağlı, nereye gider, projeksiyonlar nelerdir? Biraz da işin felsefesine girmeye çalışacağım. Gerek itibariyle seçimler ve kimlikler üzerine bazı uygulamalar yapmaya çalışacağım. Tekirdağ'da, Tekirdağ'da Süleyman Paşa İlkokulu'nda okuyorum. Duvarımızda bu vardı. Tarihin işte neresi olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi anlatıyordu. Biraz da Halil'i bari, Sapiens yaklaşımı gibi. Bizim okuldakinde tam yazı, işte tarih yazıyla başlar dediği yerde Mısırlılar vardı. Ben Halil'in kitabını okuyuncaya kadar yazıyı Mısırlılar bulur zannediyordum. Sonra öğrendik ki yazıyı bize çok yakın olan bir coğrafyada modern Irak'ta Uruk diye bir şehirde bulmuşlar. Ve kalıntılarda da aslında o zaman insanlar bize bunu bırakmışlar. O iki toprak 1920'li yıllarda çıkartılmış. Daha öncesinde Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da bazı buluntular varmış ama bu en eski yazı olduğu, işte testler sonucu yazı olduğu kararı verilmiş. Bir şey deyince, bu Kil, Halil'in kitabında da geçiyordu, muhasebe kaydıymış. Bir payroll, yani bordro kaydıymış. Kölelik yokmuş, çalışanlarına, işverenler, işçilerine ödemeleri bira karşılığında, işte buradan karşılığında yapıyorlarmış. Bunu bırakmışlar bize. Bu çok önemli. Ben de biraz da kendimden bahsedeyim. Türkiye'de üniversiteye başladım, sonra Almanya okuluna gittim. Türkiye'de okurken belli bir standartta C ve C++'da bazı uygulamalar geliştirdim. Türk bir müşterilerin yazılımında bulunduğum o ekipte yer aldım. Almanya'da aldığım eğitimden sonra komple kontrol tarafına kaydım. Türkiye'ye döndüm. Deloitte'da Oli tarafında çalıştım. Utech Multinational'larda yansal kontrolörü, financial director olarak çalıştım. Hani muhasebeciyi iyi anladım bu konu. Benim için çok anlamlı çünkü yıllardır para kazandım. Ailem için dediğim şeyin en eski yazı oldu. Bunu çok anlamlandırdım. Bu noktada muhasebenin bir, eğer Sümerlerden sonra bir kadın daha varsa Zat-ı Muhterem Luca Pacioli 1480'li muhtemelen kitabını basmış. Bizim çift kayıtlı muhasebe sistemi dediğimiz sistemi bulmuş. Bu çok hani baktığınız zaman hiç ilgilenme, hani bugüne kadar hiç ilgilenmediyseniz hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Genel itibariyle Osmanlı muhasebe sistemini de incelediğimizde bununla karşılaştırdığınızda Osmanlı muhasebe sisteminde bir adam patates aldıysa patates yazar. Bir adam domates aldıysa domates yazar. Bu adam patates aldıysa patatesin tutarını yazmış. Ledger'a getirip parayı ilk koyan zaten muhterem. Bu da çok enteresan bir şey yapmış. Bizi farklı bir boyuta götürmüş. Biraz bilgi vermekte fayda var. Şöyle çalışır. Bu tarafta hani ben şöyle göstereyim. Bu taraf liability, bu taraf asset. Borçla bir şey aldınız düşünün. Patates alalım yine. Bir tane merchant'a, bir tane tüccara borçlanıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Patatesi de asset'e yazıyorsunuz. Böyle çalışır. İki tane kayıt atıyorsunuz. Borç, alacak, alacak borç. İşin enteresanı P&L'i ayrı yerde takip ediyorsunuz. Profit and loss, gelir tablosunu ayrı yerde takip ediyorsunuz. Aşağıda indirdiğinizde kar oluşuyor. O karla öz kaynak dediğimiz liability'nin altına yine koyuyoruz. Bu da şu demek. Çok teknik gibi bakmayın. Aslında ben bir şeyden al sat yapıyorum, para kazanıyorum. O parayı alıyorum, yine yatırıma koyuyorum. O benim o parayla ben başka şeyler, asetler alabiliyorum demiş. Burada bir şey yok diye bir düşünülüyor. İlk önce baktığınız zaman ne var mı diyorsunuz? Asset, liability, tamam. Alttan da profit and loss'tan da kar geliyor.
Bu zaten muhtemelen aynı zamanda bir şey daha bulmuş. Ona göre ayak olmuş. Parayı kaydetmesinin yanında. Provizyonel işlemleri düşünmüş. Provizyonel işlemlerden bir kastım. Eğer siz asedinizdeki patatesin gelecek ilk zamanda daha fazla kârlanacağını düşünüyorsanız ve onu evole ederseniz, tutarını değiştirirseniz otomatikman gelir elde edersiniz. Bunun günümüzdeki yaklaşımını biraz sonra da çekeceğim. Aslında Enron skandalını net bir şekilde görürsünüz. Enron skandalı başka başka ülkelerde, başka başka projelerde market denen özel bir yöntemle değerleri fiktif kar yapmak üzerine kurulu bir skandaldır. İşin içinde middlemenler vardır, işin içinde audit firmaları vardır, birçok yapı vardır. Ama işin esprisi firmanın kendisi ve sonradan vatan, audit firması, komple olan audit firması asetlerdeki büyümeyi kârlık olarak değerlendirir. Ve birçok Amerikan bireyinin borsada yaptığı yatırımlarla da onları cezalandırır. Bu birey Zonmart, Max Weber'le birlikte, Max Weber'le birlikte 1900 yılların başında bu çift kayıt muhasebe sistemini sert bir şekilde eleştirir. Der ki, sen öyle bir yapı kurdun ki bize 1900 yıllarda, bizi ayrı bir boyuta getirdin, ayrı yaklaşımlara getirdin ve fiktif yapıları da işin içine aldın. Asıl söylediği şey de şudur, komünizm bir önceki rahip olmasaydı, pardon kapitalizm bir önceki rahip olmasaydı olmazdı der. Bizim bugün konuştuğumuz, hep böyle kafa yorduğumuz, hep bir şekilde yakaladığımız şeylerde çok müstesna, çok kıymetli şeyler duydum. Yalnız bir şeye hiç dokunmadığımızı hissettim. Onların da çok şeye katılıyorum. Ama bazı şeylerin de altını çizmesine fayda var. Bu kodu, yani 2009 yılının Ocak ayının 3'ünde bu kodu ya da kimse veyahut da ekipse veyahut da bireyse attıkları zaman aslında bence bize bir mesaj verdiler. Aynı o Kil'deki dünyayı değiştiren, aynı İtalyan rahibinin dünyayı değiştirmesi gibi. Kodun içerisinde bu SHA-256 ile enkripte edilmiş bir veri. İşin etkili sana Genesis kod yapısı önemlidir. Bitcoin'de ve de blockchain'de Genesis kod sizin belirlediğiniz yapıdır. O herhangi bir şekilde algoritma sayesinde oluşturulmaz. Siz oluşturursunuz Genesis kodu. Bu Genesis kodu atılmış olan transaction'ınızdır. Ve ifade ettiği, yazdığı şey Times'ın, The Times'ın, bir İngiliz gazetesi 3 Ocak 2009'daki böyle bir biliyorsanız belki ifade edeyim Finans Bakanı'nın 2008 krizi sonrasında İngiltere bankalarında biliyorsunuz isimlerini ifade etmeye gerek yok. O bankalara yapmış olduğu devlet desteğini sorguladığıdır. Ve de bilmediyorsanız da tam manşetten meydanlıyor. Ben bunu çok düşündüm. Hani neden bu ekip veya da Nakamoto Satoshi böyle bir şey bize ifade etti? Bu kod silinmeyecek, bu kod tarihe girdi, artık biz biliyoruz dedi. Bizimle birlikte bundan sonra jenerasyonlara da gidecek. Yani sadece bir İlk transaction da 50 BTC'dir. Sadece bir transaction. A noktasından B noktasına, A ekrantından B ekrantına sadece 50 BTC para transferi yapılır ve böyle bir şey yazılır. Ben çoğu arkadaşım bir noktada katılmıyorum. Bitcoin, blockchain, whatever, biz ne dersek diyelim. Bu çok masum bir şey değil. Bu bizim hayatımızı ciddi anlamda kontrolü olarak değerlendirirseniz kontrolü edecek, gerçekten de değerli bir şekilde görürseniz de değiştirecek bir yıkıcı devrim niteliğinde bir adam. Satoshi'nin yorumlarında biraz sonra göstereceğim. Önemli olan kim, önemli olanlardan birisi kimdir? Kimliği değerlendirirken yakın zamanda paylaşım hatırlıyorsunuz Öldür. Sosyal medyada çok gezdi. Diyarbakır'da Nezahat Barutçuoğlu isimli vatandaşımız bir gün evinde Diyarbakır
nüfus işlerinden gelen dosyada kimliğini alır. Kimliğini alıp baktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında kendisinin isimleri bulunmaktadır. Ama maalesef fotoğraf ve içindeki parmak izi farklı bir bireye aittir. Bunu şu ifadeyle bütün herkese, kamuoyuna açıklayacağız zaten. Der ki, daha öncesi bana burası burcu nokta. Çünkü ileride önüme bir engel olarak çıkmaması lazım. Ben bir iş kadınıyım. Önümde bir sürü sıkıntılar olabilir. Yüksek güvenliği buysa, güvensizlik nasıl bir şey onu anlayamadım. Parmak izim, fotoğraflarım, imzam, vergi kurumlarında emniyette mevcut. Ticaretle uğraşan bir kadının başına bunun gelmesi büyük bir yanlışlık eder. İki kere tekrarladı, sadece bir kelime vardır. Güven. Çok enteresan. Ben güvenle ilgili, hani 2014'te yaptığım bir gün, birazdan da bahsedeyim. Londra'da bir ekiple birlikte ETV üzerinde bazen set çalışmalarımı yapıyorum. Yeni standartları bir yere geçiyoruz ama şu anda public edemeyeceğim için ifade etmiyorum. Güveni Bitcoin'le ilk tanıştığımda da gözüme çarptığı noktada da bununla bir nesil kürebildiğimizi düşünüyorum. Şöyle ki, Satoshi Nakamoto 11 Şubat'ta, 2009-11 Şubat'ta, yani 3 Ocak'ta post ediyor, transaction yapıyor, sonra ne diyor, 9 Ocak'ta verify ediyor, ondan sonra da bu peer-to-peer bir komünite var internette, orada anons ediyor, bir nevi manifesto bu arada, kontrol kullanıcı tavsiye ederim. İşe ilgili Satoshi'de şu kadar bölümü, biraz daha uzun, şu kadar bölümü 11 kere transfer göreceksiniz. Bir tane bir lion, onu da eklerseniz onu. Güveni anlatır. Neden güvenmediğini sordular. Satoshi bir şeylere aslında ilk hafta o kayıtta da ifade ettiği gibi bir şeylere kızgın geldiler. Ve de özellikle de bunu anlatırken de ben bazı şeylere güvenmiyorum de. Bunları yani içerisinde açıklar burada detaylı bir şekilde. Der ki yani ben Central Bank'a güvenmiyorum. Hani currency'yi devalüe edebilir. İşte bizim hayatımızda birçok hani, güven kırıklıkları vardır der. Bankaları güvenmiyorum, bunları elektronik olarak yanlış yere yönlendirebilirler. Başka yerlere hiç tahsil edemeyeceği kredilere gidip de yatırım yapabilirler. Der de. Bunu da yine güven üzerinden de identity'ye bağlar. Bizim önümüzdeki periyotta karşılaşacağımız şey, yani kimse kusura bakmasın, blockchain'imiz bir ledger olarak, aynı o key gibi, hatta standartta bir muhasebe kaydı gibi değerlendirirsek doğru bir yere götürmeyeceğini düşünüyorum. Bu destructive yapının ana unsurlarının aslında yine biz olduğumuzu, identity üzerinden döndürme güven mekanizmalarıyla test edildiğini düşünüyorum. Kimlikle ilgili çok fazla ifade kuruldu. Kimliğe registration yazmamız gerektiği düşünüldüğü söylendi. Bunlar bu arada şu anda günümüzde dünyada sadece identity ile ilgili live, alive bazıları bitirmiş, bazıları şu anda progress'te olan ICO'lar. Hepsi kimlikle ilgili. 150 küsur, belki daha fazla, ama sakın işlerde daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu o kadar kolay olsaydı, yani kanunlarla ve diğer unsurlarla sınırlandırılabilseydi, emin olun bu kadar işe, bu kadar ekip kafa patlatmazdı bu işe. Aynen bitti işe, işin kesinlikle ama kesinlikle farklı yana döndüğü yerdir bu blockchain'de. Ne yaptılar ilk oyunda. Kaç dakika? Bir iki dakika. İnanmıyorum. Hızlandırayım o zaman. Şimdi biz hep gün içerisinde şeyleri tartıştık. Fintech, evet, işte smart contracts tarafı, diğer unsurlar. Bunlar şu andaki hani in the short run hemen elimizin altında. Gideriz, internetten smart contract yaparız. Bir aracı getiririz, oradan da lokasyona getiririz. İçine doldururuz, para kazanırız. Biraz önceki oturumda da konuşulduğu gibi bu işin ikinci boyutu, RegTech.
regülasyonları devreye alırız, bunları regüle etmeye çalışırız, bunların üzerinden yorum yaparız. Ama hiçbir şekilde konuşulmayan kısım social tech. Database yönetimi olarak bakmazsak eğer biz Bitcoin'e, bu kesinlikle ama kesinlikle sosyal yapımızı değiştirecek bir unsur diye düşünüyorum ben. Şu andaki gibi düşünmeyeceğiz, şu andaki gibi konuşmayacağız, çok daha farklı bakacağız dünyaya. Bu hyperconnectivity konusu, hepimizin cebinde standartta iyi çalışan bir smartphone bizi çok daha farklı bir yere götürecek. Kimliklerimiz üzerinden alışveriş yapacağız. Kimliklerimizi koruyacağız. Anonymous, pseudonymous yapıların üzerinden virtual ve online identity'ler oluşturacağız. Ve bunları belki pazarlayacağız. Belki bunlar için bankalar kurulacak. Sadece bizim asetleri olarak, aset olarak sadece bizim kimliklerimizi koruyacak. Şu anda paramızı koruyorlar veya paramızı koruyorlar. Bunu ciddi anlamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bazı hızlı bir şekilde de zamanla hani kaybet programına sanal egemenlik boyutunda bazı çalışmalar vardı. Özellikle tavsiye ediyorum, gitmek için lütfen açın, white paper'ını kesinlikle okuyun. Günümüzde şu anda United Nations'a göre 147 milyon high atlas var. Herhangi bir şekilde bir ülkeye, bir yapıya, identity anlamına bağlı değil bunlar. Bunlarla ilgili ciddi anlamda çalışma yapıyorum. Ülkemizde 3 milyona yakın mülteci var. Bunlarla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Günümüzde özellikle hem Industry 4.0 hem de Climate Change'in impact'iyle ciddi anlamda bir transformasyon olacağı, sosyal anlamda bizi bir yerden bir yere götüreceği tartışılıyor. Yani daha fazla hayvan, daha fazla mülteci yakını. Biz şu anda belli standartları bir altın üzerinde otururken bunun korunması, bunları kaybetmek. Bunların üzerine ciddi anlamda kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Hızlandırıyorum, kusura bakmayın, daha önce bu süreyi yani son olarak da seçimlerle ilgili bir ifade kurmak istiyorum. Bu görüntü site devletlerinde, eski antik Yunan'da bir seçimi tasvir ediyor. Bu arada bu bayan değil, şu ortadaki kişi, çünkü eski Yunan'da bayanların, kölelerin ve yabancıların seçme ve seçilme hakkı yoktu. Özgürlük